Değerli izleyiciler, Ukrayna Savaşı Rus topraklarına taşıdı. Ukrayna askerleri Kursk'ta 15 kilometre içeri girdi. Ukrayna'ya verilen F-16'lar savaşın seyrini değiştirir mi, değiştiriyor mu? Bu soruya da yanıt arayacağız. Gelişmeler için şimdi de sözü A Haber ekibinden Akşin Kişiyev'e bırakacağız. Akşin. Teşekkürler Banu El. Evet, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası durum kritik olarak kalmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın bakanlığından az önce yapılan son açıklamaya göre Kursk'un Surjdansk bölgesindeki Ukrayna güçleriyle savaşmak için rezerv birlikleri ve ağır silahların bölgeye sevk edildiği bildirildi. Bakanlık zırhlı araçların sınıra doğru sevkinin görüntülerini yayınladı. Sabah yapılan açıklamada da bakanlık Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu yönde ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Yeni açıklamada görev bölgelerini ilerleyen konvoylar arasında BM-21 Grad çoklu fırlatma roket sistemleri, toplar, trollerle taşınan tanklar, ağır paketli araçlar, Ural ve Kamaz araçlarının yer aldığı ifade edildi. Ayrıca Rusya ordusuna ait Zvezda televizyon kanalı da teçhizatın Kursk sınır bölgesine doğru hareketine ilişkin görüntüler yayınladı. Videoda kundağı motorlu topçu binekleri, zırhlı araçları görülüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Suzca eteklerinde ve Kursk bölgesindeki diğer yerleşim yerlerinde yenilgiye uğratıldığı vurgulandı. Bakanlık Ukrayna'nın bu yöndeki çatışmalar sırasında kayıplarını 945 askeri personel olarak tahmin etti. Askeri uzmanlarca Ukrayna'nın yeni cephe açma girişimi olarak değerlendirilen olaylar konusunda basına oldukça kısıtlı ve çelişkili bilgiler yansıyor. Şöyle ki Ukrayna'nın bu riskli operasyonu kaç askerle gerçekleştirdiği ve hedeflerinin ne olduğu hala tam olarak anlaşılmıyor. Ukrayna saldırısı nedeniyle Kursk bölgesinde dün olağanüstü hal ilan edilirken sınır yerleşimlerinden yaklaşık 3000 sakinin de tahliye edildiği bildirildi. Bölge sakinleri durumun bölgede durumun zor olmaya devam ettiğini ve sakinlerin evlerini terk ettiklerini ve bunun için de devlet kurumlarının yardım çalışmalarını organize ettiğini duyurdular. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Kursk'taki çatışmalar konusunda şimdilik sessizliğini korumaya devam ediyor. Bazı kaynaklar Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarında 10 kilometre, bazıları ise 25 kilometre ilerlediğini, Sudja kasabasını kontrol altına aldığını yazıyorlar. Fakat tüm bu bilgiler az önce de söylediğim gibi henüz resmi olarak teyit edilmedi. Öte yandan NATO ülkelerinin Ukrayna'ya teslim ettiği F-16 savaş uçaklarının da Rusya'nın Herson bölgesinde artık gözükmeye başladığını ve Rusya'nın bu uçakların düşecek askerlere de ödül vaadinde bulunduğunu diyelim ve söz tekrar size bırakalım.